muayene sırasında gördüğümüzde. Gene şöyle soru geliyor hep hastalarımızdan. İşte rahim ağzımda yara vardı, doktorum ilaç verdi, geçmemiş. Zaten yara olduktan sonra ilaç tedavisiyle geçme ihtimali çok çok düşük. Evet. Çünkü orada artık bir doku kaybı başlıyor, doku zedelenmesi başlıyor. Size verilecek, doktorunuz tarafından verilen ilaçlar genellikle var olan o anki iltihabınıza yönelik verilen ilaçlardır. Yoksa evet, doktorunuz başarısız bir tedavi yaptığı için değildir. Bu da çok sık soruluyor. O iltihabı tedavi eder ama yara doku harabiyeti olduğu için kalır. Burada ne yapıyoruz tedavide? Çok basit aslında tedavisi. Eğer simir testimiz temizse, evet, yılda bir aldıracağımız simir, evet, testini zaten hepimiz aldırıyoruz. Evet. Hep söylüyoruz bütün programlarda. Kanser yönünden temiz olduğunu görüyorsak lazerle buharlaştırma, tamam, yakma, dondurma gibi tedavileri var. Ve oradaki dokuyu, harap olmuş dokuyu yok edip alttan temiz dokunun çıkmasını, harika, sağlıyoruz. Ve bitmiş oluyor mesele. Evet, bitiyor. O kadar. İleride tekrarlayabilecek bir şey. Evet. Peki. Tekrarlayabilecek bir şey. Duvar kalınlığı da rahim ağzı yarası da, ikisi de tekrarlayabilecek bir şey. O yüzden özellikle yarası olanlar, zaten hepimizin rutin 6 ayda bir jinekoloğumuza gidip muayene olmamız gerekiyor, evet, ama yarası olanların çok daha bu konuda temkinli davranıp daha hassas olmaları lazım. Muayeneleri aksatmamalılar. Çünkü ne kadar küçükken biz yarayı yakalayacak olursak, ki 6 ayda çok büyümez, yeniden oluşacak bir yara, o kadar kolay oluyor tedavisi ve küçük yarayı tedavi ettiğimizde tekrarlama olasılığı o kadar uzun yıllar sonra oluyor. Çok büyük bir yarayla karşı karşıyaysak tekrarlama ihtimali daha kısa sürede oluyor. Hep bunları hastalarımıza söylüyoruz. Ağrı, acı, kaşıntı yanı sıra acı da hisseder mi? Birliktelik sırasında ağrı ve acı çok sık görülen, kaşıntı, evet, ve akıntı dışında. Evet, akıntı.